Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Emine Şenlikoğlu'nun İdamlık Genç adlı kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Kitaba Emine Şenlikoğlu'nun da kitabın başında başladığı gibi onun kitabı yazarken yaşadığı bir hatırayla videoya başlamak istiyorum. Şöyle ki bunu söylüyor Emine Şenlikoğlu. Bu hikayeyi yazarken başlangıçta çok güldüm. Bir gecenin yarısı o kadar gülmüşüm ki sesimi beyin duymuş. Bir de baktım kafasını kapıdan uzatmış bana bakıyor. Rengi uçmuş tabii. Ne olduğunu sordum. Ne olacak? Gülme sesini duyunca senin delirdiğini sandım. Yazarı böyle güldürüyorsa okuyan ne yapacak dedi. Günler sonra bir başka gece bu defa aynı kitabı yazarken ağlıyordum. Beyim gece yarısı bu sefer de beni ağlarken yakaladı. Allah Allah. Ya bu ne biçim kitap? Vallahi iyice merak ettim. Biter bitmez hemen okuyacağım dedi. Hakikaten de Emine Şenlikoğlu'nun yaşadığı gibi kitap insanı güldürerek başlatıyor ve ağlayarak bitiriyor. Şimdi belki biliyorsunuzdur Emine Şenlikoğlu Gençliğin İmanını Sorular Çaldılar adlı kitabından dolayı 2,5 yıl hapis yatıyor. Ve 2,5 yıl sonra serbest bırakılıyor tabii bir yasadan dolayı yasa çıkıyor. Emine Şenlikoğlu cezaevinde tanıştığı bir hanımefendinin anlattıklarından yola çıkarak bu kitabı yazıyor. Yani kitabın iki tane baş kahramanı var. İdamlık genç, Evazer ve bizim Vedat. Bizim Vedat diyorum çünkü o kadar güzel bir şekilde anlatılmış ki insan onu bir sahiplenesi geliyor. İnsanın ona böyle bir sempati duyası geliyor. Etrafımızda öyle karakterler de kesin vardır. Çok ciddi olmasına rağmen, çok sert olmasına rağmen insanı çok güldüren karakterler vardır. Vedat da o karakterlerdendir. Okurken bu Vedat'ın mimikleri, davranışları, tepkileri hepsi bir bir gözünde canlanıyor. Yani okurken çok zevk alıyorsunuz, merak ederek okuyorsunuz. Şimdi onu söyleyeyim, tekrar edeyim bir daha. Kitabın iki baş kahramanı var ama 6-7 kişi arasında geçiyor. Tecavüz davası yakalanan bir genç, şişko ve zengin olan Muhsin, kitapta öyle söylediği için öyle söylüyorum yoksa şişko demek doğru değil. İdamlık genç olan Ebazer ve bizim Vedat. Şimdi Vedat'ın aslında bir lakabı var. O lakabı söylersem belki kitabı okuyanlar tanır, anlar ama onu söylemek istemiyorum. Emine Şenlikoğlu şöyle bir not geçmiş kitapta. Diyor ki, bir saniye. Bu ölümüne fedakarlık başka bir ülkede 1949 yılında yaşanmış hikaye. Ancak bazı detaylar günümüzden uyarlanmıştır. Olayı cezaevindeyken tanıştığım Ebazer'in kızından dinledim. Beni çok etkiledi ve sizlere sundum. Eğer Vedat hayatının kitap olacağını bilseydi eminim size selam söyler. Kitabımız cezaevinde geçen bir geceyi anlatıyor. Ve bu bir gece nasıl bir gece? Bitmek bilmez bir gece. İnsanı bağlayan, insanı heyecanlandıran, güldüren ve ağlatan bir gece olmuş bu gece. Yanlış bir tespit yapmak istemem ama benim nazarımda bence Emine Şenlikoğlu'nun en güzel kitabı İdamlık Genç kitabıdır. Benim nazarımda öyledir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Emine Şenlikoğlu cezaevinde 2,5 yıl yatmış. Bundan dolayıdır oranın havasını biliyor. Oranın insanın karakterlerine gibi etkileri uyandırdığını biliyor ve insanın oradaki ruh halini biliyor. Bundan dolayıdır ki Vedat'a çok güzel bir şekilde karakter biçmiş. Yani Vedat'a o kadar güzel bir karakter biçmiş ki yani karşınızda böyle tipik ve orijinal bir cezaevi, bir mahkum profil çizebiliyorsunuz. Ve anlatımı da akıcı olduğu için, yerinde olduğu için Vedat karakterinin tüm tepkilerini, hareketlerini, konuşmasını, hatta kavgasını, hatta ağlamasını, gözyaşını bile bir bir gözünüze canlanıyor. Yani sağ olsun Şenlikoğlu bu kitabında böyle güzel bir orijinal bir eser, bir karakter çıkarmış. Ve kalıcı bir şey bırakmış, bir yetki bırakmış. Yine her zaman yaptığı gibi her kitabında dikkatimi çeken sayfa 122'de toplumsal bir hastalığımız, toplumsal bir düşüncemiz, yanlış bir düşüncemiz olan kadınlarla ilgili bir gönderme yapmış Emine Şenlikoğlu. Şimdi Emine Şenlikoğlu, önce şunu ifade edeyim sonra onu okuyayım. Okuyanlar bilir hemen hemen her kitabında kadın haklarını çok iyi bir şekilde savunur. İnançlarda, farklı farklı inançlarda, hurafelerde ve yanlış kültürlerde kadınları ezen, kadınları küçük düşüren ve kadınların aşağılayan bütün düşüncelere karşı hep bir şekilde gönderme yapar. Eleştirir, kınar ve bunu sürekli yapar Emine Şenlikoğlu. Bunu yaparken de bir feminist olarak yapmaz. Bunu bir Müslüman olarak yapar. Yani bir Müslüman kimliğinden dolayı Emine Şenlikoğlu kadınlar noktasında bu kadar hassastır. Dindar bir kadın olduğundan dolayı bunu bu kadar çok dile getirir ve bunu çok güzel bir şekilde insanlara bunu sunar ki insanlar bunu düzelsin. Toplumda eğer böyle düşünen hala varsa insanlar
bunu düzelsin ve kendi şekil düzen versin diyedir. Mesela sayfa 122'de çok güzel bir şey söylüyor. Çok az ve öz bir şekilde şunu söylüyor Nişanlıoğlu karakter üzerinden. Diyor ki ama doğrular sadece camiye sıkıştırılıp kalamaz ki Vedat kardeş. Bize namussuzluğu kadın yaparsa namussuzluk, erkek yaparsa çapkınlık olarak lanse ettiler. Bunu Ebazer yani idamlık olan genç Vedat'a söylüyor. Bize namussuzluğu kadın yaparsa namussuzluk, erkek yaparsa çapkınlık olarak lanse ettiler. Yani yapılan bu yanlışı bile insanlara sempatik olarak göstermeye çalıştılar. Yine her kitabında yaptığı gibi bu kitabında da Şenlikoğlu yine yapacağını yapmış ve birçok yere, birçok makama ve birçok insanı göndermesini, mesajını vermiştir. Kitap hakkında söylenecek çok çok şey var. Hakikaten çok şey var. Çünkü içinde çok güzel mesajlar vardı. Ben de çok gülerek başladım. Eğlenerek başladım. Gözlerim dolu dolu kitabı bitirdim. Sizin de o şekilde okuyacağınızı ve o şekilde bitireceğinizi umuyorum. Bunun hiç şüphem de yok. Şu anda kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videonun ya başına ya da sonuna kitabı daha önce okuyanlar hakkındaki yorumları da koyacağım inşallah. Umarım okursunuz, istifade edersiniz ve başkalarına da okutursunuz. Çünkü hediye etmek için güzel bir roman, güzel bir dini roman diyebilirim. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey olursa eğer kitap hakkında ve yazar hakkında videonun altına yazmayı unutmayınız. Ya da çekinmeden sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.